Aksaray Belediye Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tabii biraz ilk dilimde ekonomi konuşma fırsatımız oldu. Ekonomi deyince de hemen akla İpek Yolu geliyor. Evet. Aksaray'da İpek Yolu üzerinde olan şehirlerimizden bir tanesi. Evet. İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması şu sıralar konuşuluyor. Türkiye'nin de bu yönde büyük çabaları var. Şimdi biz Aksaray'da da bu yönde adımlar görüyoruz. Yani Aksaray ve çevre coğrafyasının da canlandığını görüyoruz. Bize biraz anlatır mısınız? Tabii, teşekkür ederim. Şimdi Türkiye haritasını önünüze aldığınızda gözünüzü kapatın, tam orta noktayı hedefleyin. İşte orası Aksaray. Yani hem Türkiye'nin kalbi hem de kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıya bağlayan noktanın tam ortasında bulunan bir yer. Dolayısıyla sizin de bahsettiğiniz gibi tarihi İpek Yolu üzerinde bir noktadayız. Bu beraberinde ne getirmiş tarihten baktığımız zaman? Kervansarayları getirmiş. Bir günlük mesafeler boyunca hep kervansaraylar yapılmış. Bunların da izlerini biz Aksaray'da görmekteyiz. Tabii günümüze uyarladığınız zaman şunu görmekteyiz. Bu Türkiye'nin her noktasına yakın olmasının avantajı organize sanayimizin hızlı gelişmesi, sanayi bölgesinin hızlı gelişmesi, bunlar hepsi birbirini tetiklemiş ve bizler de bu noktada daha da iyi bir yere getirebilmek maksadıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Evet, şimdi tabii Aksaray dediğimiz zaman işte o tarifiniz var ya tam orta noktası diye. Şimdi bu açıdan da baktığımız zaman Aksaray'da turizmin de daha da gelişmiş olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar biz Anadolu'yu turizmle çok anmazdık. Ama şimdi baktığımızda Aksaray gibi Anadolu'daki birçok ilimizin de turizmle anılmaya başladığını görüyoruz. Şimdi ben bu noktada da sizden biraz Aksaray'ı dinlemek isterim. Dolayısıyla medeniyetin çok önce de başladığı tarihlerden günümüze varıncaya kadar birçok noktada aslında bu tarihin izlerini görmekteyiz. Bizim de amacımız tabii ki belediyemiz olarak bu tarihin güzelliklerini, tarihin bir tarafında kalmış bu değerleri tekrar gün yüzüne çıkartabilmek. Dolayısıyla Aşıklı Öyük bunların başında geliyor. Ardından Ihlara Vadisi. Ihlara Vadisi dünyada ikinci büyük kanyon ve içerisinde yaşam olan tek nokta. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde o zulümden kaçan Hristiyanların ilk dönemindeki insanlar o vadide hem korunma ihtiyacı hem barınma ihtiyacını hem de yaşam alanı oluşturmuşlar. Ve tabii şu anda da gezip gördüğünüzde de fark ediyorsunuz içerisindeki mağaralardaki yapılan çizimler ve oradaki yaşam alanlarında yapmış olduğu katkılar bunun bize izlerini gösteriyor. Tabii ilerleyen dönemlerde Nora Antik Kenti diye bahsettiğimiz Bizans döneminden kalma ve tarih içerisinde askeri üs olarak kullanılan noktalarımız var. Yine Selçuklu döneminde özellikle 2. Kılıç Aslan'ın müthiş bir izi vardır Aksaray'da. Konya'dan sonra 2. başkent yapmıştır. Ve Aksaray'ın imar faaliyetlerinin gelişmesi maksadıyla gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda şehir hüviyetini, şehir kimliğini onunla oluşturduğunu görüyoruz. Aksaray sonradan Selçuklu'nun birçok izini taşıyan noktalarda bulunmakta. Yine Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi eserleriyle beraber aslında bir zincirin halkaları devam etmekte. Tabii bunun içerisinde manevi sultanlarımızı unutmamamız lazım. Somuncu Baba Hazretleri, yine Aksaray'ımızda yetiştirdiğimiz önemli büyüklerimizden Cemalettin Aksaray Hazretleri ve onların torunları ve çocuklarının izleri dediğiniz zaman aslında tarihin 11 bin yıl öncesinden başlayıp günümüze kadar devam eden bir kronolojiyi Aksaray'ı gezdiğiniz her noktada, her alanda, her yerde görebilirsiniz. Eğri Minaresi'nden tutun da Ulu Camisi'ne, Sultanahmet Kervansarayı'ndan tutun da Ihlara Vadisi'ne varıncaya kadar birçok nokta tarih, dolayısıyla turizm de kokmaktadır. Ve böylelikle bu vesileyle de bütün herkesi de Aksaray'ımıza davet etmek istiyorum efendim. Tabii önemli. Şimdi tabii Aksaray ya geldiğimiz zaman işte sizden dinleyince ben yani Ihlara Vadisi'ni falan biliyordum. Somuncu Baba'yı biliyoruz falan ama mesela gözden kaçırdığımız şeyler oluyor. Bu noktada özellikle mesela 2. Kılıç Arslan dün biz işte Haçlı Seferlerini konuşurken stüdyoda 2. Kılıç Arslan'ın Aksaray'da nasıl bir mücadele verdiğini de anlatmıştık. Şimdi siz anlatınca bir kez daha insan tabii düşünüyor. Tabii şimdi tarih var. Turizm. Evet, konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz bu meseleyi biraz da. Yalnız şehirlerimizde özellikle Aksaray gibi kadim şehirlerimizde sanayi meselesi de çok önemli. Yani iş ve özel sektörün orada yaptığı faaliyetler çok önemli. Neler var Aksaray'da bu anlamda? Yeni yatırımcıları da cezbedecek bir şey var mı mesela? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Mercedes kamyon fabrikası da
Dolayısıyla o fabrikayla beraber onun yan kolları da Aksaray'ımızda yıllar öncesinden açılmış ve faaliyet göstermektedir. Yine Sutaş'ın orada bir fabrikası, Collins'in yine büyük bir fabrikası ve en son Birisa'nın dev yatırımıyla beraber Aksaray'ımız sanayi anlamında bölgenin en iyi yerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu teşvik alan bir il olmamız, bu hem çalıştırdığı işçi sayısına göre, kullandığı vergi oranlarına göre devletimizin vermiş olduğu teşvikleri de çok iyi kullanmak suretiyle yatırımcılarımızın cazibe noktasına dönüşmüştür ve dönüşmeye de devam etmektedir. Organizemiz birinci, ikinci safhasını tamamlayıp üçüncü safhasında yeni arsalarla yeni yatırımcılarımızı beklemekteyiz. Evet, şimdi tabii yeni bir sanayi projesi de yürütüyorsunuz, evet, değil mi? Kesinlikle. Şimdi bu projenin de katkısı olacak herhalde. Tabii özellikle yeni sanayi projemiz bizim için çok önemli. Hemen Aksaray'ımızın girişinde bir sanayi bölgemiz vardı. Ve buradaki esnaflarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda onlar daha ferah, daha güzel bir ortamda çalışma imkanı istediler bizlerden ve karşılıklı oturup görüşmelerimizin sonucunda TOKİ işbirliğiyle birlikte yaklaşık 1620 tane dükkandan oluşan 100 metreden 500 metreye 5 farklı modelde sanayi tipinden oluşan yapılar ortaya konuldu. Ve çok şükür şu anda çalışmalar başlandı, temeller atıldı, kolonlar ve kirişler yükselmeye başladı. Allah'tan mani olmasa 2019'un sonlarına doğru esnaflarımızı orayı teslim etmeyi planlıyoruz ve şu anda esnaflarımız da ödemelerine başladılar. Çok kısa bir zamanda da inşallah daha modern ve daha güzel bir yerde hizmetlerini sunacaklar ki sanayi bölgemiz, yani küçük sanayi olarak bölgenin en iyi noktasındayız. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağlayan bir aks üzerinde olduğumuz için özellikle yoğun bir trafiğin olduğu noktadayız, kesişim noktasındayız. Dolayısıyla sanayimiz bu noktada en iyi hizmeti almayı da hak ediyor ve TOKİ'mize de teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın da emirleriyle beraber gerçekleştirilen bir proje oldu. İnşallah kısa zamanda bitip bir an önce teslim etmeyi planlıyoruz. Tabii şimdi hatırladığım kadarıyla şehir merkezinde bu toprak mahsulleri ofisinin siloları vardı. O bir görüntü kirliliği de oluşturuyordu. Onlar oradan kaldırıldı. Tabii. Şimdi yalnız tabii önemli olan bir mesele de şu. Aksaray hani Selçuklu'yla da anılan, anılması da gereken bir şehir. Şimdi Selçuklu Park diye bir şey okudum mesela Medine. Bunun özellikle hayata geçirmesini ben önemsiyorum. Evet. O noktada bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii biz şimdi göreve geldiğimiz andan itibaren şöyle baktık olaylara. Şehirlerin kimliği olması gerekir. Şehirlerin ruhu olması gerekir ki yaşayan insanlar da o ruhu, o kimliği bütün her noktalarında hissedebilsinler. Ve bizler de özellikle bunu yaşadığımız sokaklarda, yaşadığımız parklarda daha da iyi anlatabilelim diye böyle bir çalışma gerçekleştirdik ve Selçuklu Parkı adı altında sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce silolar olarak bahsettiğimiz kullanım alanını başka bir noktaya taşımak suretiyle şehrin tam merkezinde, göbeğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi o Millet Parkı'na uygun, o formata içeren ve vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceği, soluklanabileceği bir alan oluşturduk. Sadece ona da kalmadık. O parkın içerisinde bulunan kısımda 1000 kişilik bir konferans salonu, arkasında hemen yeni modern bir kütüphane yapmak suretiyle şehre yepyeni bir çehre kazandıracağız inşallah. İnşallah, inşallah. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. O aranın ardından tekrar Aksaray'ı konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın, o aranın ardından birlikteyiz. Aksaray Belediye Başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı ile konuşmaya devam ediyoruz. Çok önemli bir festival gerçekleştirdiniz. Evet. Festivalin adı da 2. Kılıç Arslan temalı efendim Kültür, Sanat ve Spor Festivali. Evet. Nasıl geri dönüşler oldu? Muhteşem. Yani şimdi 33.sünü düzenlediğimiz bir festivalimiz vardı. Ihlarak Kültür ve Sanat Festivali. Biz dedik ki biz bu festivalin içerisini ve içeriğini öyle güzel yapalım ki hem vatandaşlarımız çok memnun kalsın hem de tarihteki bu güzellikleri bir daha yaşamış olalım. İkinci Kılıç Arslan temalı yaptık. Neden İkinci Kılıç Arslan? Çünkü İkinci Kılıç Arslan bizim için gerçekten çok önemli. Selçuklu Sultanı, Konya'dan sonra ikinci başkent olarak etrafına çevirmiş olduğu surla beraber şehre salih insanlar gelsin, kötü niyetli kötü insanlar gelmesin diye özel bir isim vermiş. Şehri Süleha diye, salih insanların yurdu diye. Ardından da sizlerin de bildiği gibi özellikle 17 Eylül 1176 yılında Miroköferon Savaşı ile beraber o savaştan sonra anlaşılıyor ki Bizans Türkleri yurtlarından atamayacaklar. Yani Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun
belirli olduğu savaştır, Miryokefalon Savaşı. O savaştan hemen sonra da Aksaray'a Daruz Zafer ismini veriyor. Neden? Çünkü orduları Aksaray'da yetiştiriyor. Yani iki tane önemli noktadayız biz Aksaray olarak tarihte. Birisi ilim, irfan yetiştiren bir yer. Aynı zamanda askeri bir üst olarak kullanılmış. İki ismi olan nadir illerden biriyiz. Hem zafer hem de salih insanlar yurdu olarak geçmekte. Dolayısıyla 2. Kılıç Arslan hem de şehrin imar faaliyetlerinde çok büyük katkıları bulunmuş. Yapmış olduğu hamamlar, kervansaraylar, camiler, kütüphaneler, bunların hepsinin izleri Aksaray'da mevcuttur ve bizler bunları tekrar gün yüzüne çıkartmak için restore çalışmalarımız devam etmekte. Ama bizim için önemli şey şu, tarihi tekrar nasıl canlandırabiliriz? 7'den 70'e nasıl bu işin içerisine insanları katabiliriz? Şehrimizi daha da bilinçli bir noktaya getirebiliriz? Dedik ki 2. Kılıç Arslan Parkı ile anılan bir parkımız var şehrimizin içerisinde. Bu parkın içerisinde obalar kurduk. Bu obaların içerisine 17-18 tane obalar, bir kısmında sanat eserleri üretiliyor, bir kısmında yemekler yeniliyor, bir kısmında farklı etkinlikler yapılıyor. Obanın içerisine girdiğiniz andan itibaren 1000 yıl geçmişe dönüyorsunuz ve o tarihin izlerini aynı o kitaplarda okuduğunuz gibi yaşamış oluyorsunuz. Ve onunla beraber tabii okçuluk, at, binicilik ve onunla ilgili değişik akrobasi gösterileri de yapıldı. Ve Sayın Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla Okçular Vakfı Başkanımızın katılımıyla yine Geleneksel Sporlar Başkanımız var. Güreşten tutun da birçok etkinliğine varıncaya kadar hepsinin sergilendiği bir alanı şehrin içerisinde gerçekleştirdik. Ve samimiyetimle söylüyorum 7 yaşından 70 yaşına kadar bütün herkesin haz aldığı, mutlu olduğu, sadece Aksaray'ımızda değil bölge illerden gelerek de katılım sağlandığı çok mükemmel bir çalışmaya döndü. Az önce de bahsettiğim gibi şehirlerin kimliği olması lazım. Şehirlerin ruhu olması lazım. Biz bu kimliği, ruhu kitaplarda bir yere kadar okuyoruz ama yaşayarak bunu öğrenmek, yaşayarak bunu geleceğe aktarmak çok önemli. Festivallerin artık içeriğinin dolması gerekiyor. İçeriğini de bu şekilde doldurarak biz devam etmeyi düşünüyoruz. Rabbim nasip ederse biz o otağları artık orada kalıcı yapmayı planlıyoruz. Yani vatandaşlarımız geldiği zaman orayı gene sürekli görsünler. O kültürün yemeğini yesinler, o kültürün müziğini dinlesinler, o kültürün edebiyatını, eserlerini görebilsinler, yaşayabilsinler. Ve okçuluktan tutun da at sporlarına varıncaya kadar aslında atasporlarımız bunları da yeniden yaşayıp kültürümüze ve geleceğimize yeni izler katılabilsin diye bir çalışmanın içerisinde şu andan itibaren girmiş olduk. Ve inşallah bunu daha da arttırarak devam edeceğiz. Sadece bununla kalmayacak tabii ki. 800 yıllık bir tarihi hamam var. 2. Kılıç Arslan döneminde yapılmış bir hamam. Şu anda restore çalışmaları bitmek üzere. Bu senenin sonu itibariyle inşallah kullanıma açacağız. Yine Zinciriye Medresemiz var. Zamanın alimlerinin, ulemalarının yetiştiği bir yer. Sizlerin de bildiği gibi Selçuklu önemli alimleri yetiştirmiş. Kılıç Arslan döneminde de bu alimler Azerbaycan'dan, Orta Asya'dan getirip şehrimizde hem barınmışlar hem de ilimlerini yaymışlar. Öyle bir noktaya getirmişiz ki Aksaray'ı sonradan Osmanlı'nın manevi sultanlarını yetiştirir pozisyonlara gelmişiz. Hep anlatıyoruz. Somuncu Baba Hazretleri, Hacı Bayram-ı Veli, o Akşemseddin, daha sonra Fatih Sultan Mehmet derken aslında İstanbul'un fethinin ilk başlangıç noktasını Aksaray dersek ne abartmış oluruz ne de fazla haddimizi aşmış oluruz. Gerçeği budur. Çünkü o insanların etkisiyle bunlar yapılmıştır. O büyüklerimizin etkisiyle bunlar yapılmıştır ki İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Aksaray'a dönüyor ve diyor ki Aksaray'daki alimleri, ulemaları buraya getirelim. Burada yeni bir İslam memleketi yapalım. O vesileyle de İstanbul'la da ve buradaki Aksaray'la da bizim bir bağlantımız vardır. Laleli ismi, Aksaray ismi bizim dedelerimizin gelip tabii de buralara izidir. Tabii bu önemli, bu önemli bir vurgu. Şimdi tabii Selçuklu dedik, fetih dedik. Şu yılkı atları ile ilgili sizin bir çalışmanız varmış. Evet. Çok hoşuma gitti ya. Evet efendim. Neydi o? Sağlıksız ortamlarda yetişiyorlarmış herhalde. Evet. Ne o? Sağlıksızdan kastımız ne? Ya şöyle, bu atlarımızı biz at arabaları olarak kullanıyordu. Vatandaşlarımızın bir kısmı. Biz dedik ki onlarla oturduk konuştuk. Bunu böyle yapmayalım. Sizlere yeni iş imkanları sunalım. Yeni fırsatlar sunalım. Yeter ki siz bu atlarımızı bizlere verin. Ve at arabalarını artık yok edelim. Ve bu vesileyle yapmış olduğumuz ikili görüşmelerle onlarla ikna ederek, onların da gönlünü alarak, gerekli maddi manevi destekleri de sunarak
ellerindeki atları topladık. Ve bunları doğal ortamı olan Hasan Dağı'na bırakmak suretiyle onları özgürlüğüne kavuşturduk. Ve bu tabii kendimiz de çok mutlu olduk böyle bir güzellik yaptığımız için. Hı-hı. Hem de aynı zamanda çok olumlu geri dönüşümler almış olduk. Tabii. Şimdi ben geçtiğimiz aylarda bir şeyle karşılaştım. Su zengini bir yer, Sakarya'nın bir ilçesi diyelim. Çok güzel bir suyu vardı. Oradan akan su bir şekilde işte bir yerde toplandı, içine bir şeyler katıldı falan. Şimdi vatandaş şikayetçi. İçenin midesi ağrıyor. Yani elindeki suyu değerlendiremiyor. Şimdi Aksaray benim bildiğim kadarıyla çok yağış alan bir yer değil. Değil, evet. Hatta hani kurak diyebileceğimiz doğru, bir iklime sahip. Doğru. Ama sizinle ilgili bir şey duydum. Çeşmeden menba suyu akıtacağız diyormuşsunuz. Evet. Nasıl yapacaksınız bunu? Nasıl yapacağız? Bir kere devletimiz sayesinde Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu Bey'le yapmış olduğumuz görüşmelerle, ki göreve ilk gelir gelmez hemen gündemdeki en önemli madde bizim su meselemizdi. Sayın Bakanımızla oturduk, değerlendirme yaptık, konuştuk. Kıymetli vekillerimle beraber hep birlikte suyumuzu şehrimizden akıtalım. Kaliteli menba suyu olsun ve bunun için çalışmalara başlandı. Hemen ekiplerini gönderdi. Hızlı bir şekilde şehirde hangi havzalarda su var, kaliteli bu suyu nasıl getirebiliriz? Aslında çıkış noktası bu. 4,5 sene önce başlayan bu proje, Rabbim nasip ederse gelecek senenin ilk aylarında inşallah çeşmelerden kaliteli bir su akacak. Nasıl olacak? Hasan Dağı biliyorsunuz şehrimizin en önemli dağı, hı hı, ve kar yüklü bir dağ. O belli dönemlerde erimeye başladığı zaman yer altında bir hazne oluşturuyor. Su deposu oluşturuyor tabiri caizse. Hı hı. Biz bu su deposunu alarak şehrimize ileteceğiz. Yani projenin çıkış mantığı bu. Tabii bu kısa, orta ve uzun vade diye böldüğümüz proje çalışmasında orta vadeli olarak düşündüğümüz bir proje. Dediğim gibi 2019'un ilk başlarında kısa vadesi de tamamlandı projenin. Daha ileride daha büyük projeler yapmak suretiyle hedefimiz çeşmesini açtığı zaman Aksaraylı hemşehrilerimiz kaliteli suyu inşallah içmiş olacaklar. İnşallah, inşallah. Yani bu su meselesi hepimiz için önemli. Kesinlikle. Büyük şehirlerde yaşayanlar için de çok önemli. Sizin için de çok önemli. Bunu biliyoruz. Şimdi tabii artık sözün yavaş yavaş sonuna geldik. Ben bu vesileyle şunu sorarak en azından programı kapatmak istiyorum. Ben işte diyelim ki bir gezginim. Hı-hı. Gezmek istiyorum. Hı-hı. Anadolu'yu görmek istiyorum. Aksaray'a neden gelmeliyim? Ya da gelmeli miyim? Değil bir de kere var. Aksaray'a kesin gelmelisiniz. Onu baştan neden gelmeliyim? Neden gelmelisiniz? Dedim ya, şehirlerin bir kimliği olması lazım. Bir ruhu olması lazım. Biz de en önemli şey, bu ruhu taşıyoruz. Bu ruh hala diri ve devam etmekte. Bir kere tarih anlamında dopdolu bir yaşantı var. 10.000 yıllık, 11.000 yıllık tarihten günümüze varıncaya kadar birçok medeniyetin ev sahipliği yapmış, birçok medeniyete kucak açmış ve onun izlerini de taşıyan nadir illerden bir tanesidir Aksaray. Hı hı. Tarih anlamda böyle. İkinci nokta, sağlık turizmi dediğimiz kaplıca turizmi Aksaray'ımızda mevcuttur, bulunmaktadır. Özellikle Ihlara bölgesindeki o kaliteli, aynı zamanda şifalı sularımız vasıtasıyla aslında bir taraftan da sağlık anlamında da pozitif olan bir noktadayız. Ihlara Vadisi'ni zaten bahsetmiştim. Dünyada ikinci sırada büyüklük olarak ama yaşam olarak birinci sırada olan bir noktada. Hı hı. Yine yeraltı şehirlerimiz var. Yine o bölgede has bazı özelliklerimiz var. Bununla beraber tabii ki yemek kültürü olmazsa olmazlardan, hı hı, bir tanesi. Aksaray'ımıza has tatlar, lezzetler ve oraya özel yetiştirilen ürünlerle beraber şehrimiz gezilmeye, görülmeye, keşfedilmeye değer bir noktada. Büyük illerimiz var. Avantajı da var bu işin, dezavantajı. Avantajı o noktalara çok yakın olması. Yani bir Ankara'ya 1,5 saatte gidebiliyorsunuz. Konya'ya 1 saatte ulaşabiliyorsunuz. Bu noktalara yakın olması bir avantaj. Tabii dezavantajı, onların bazen gölgesinde kalıyoruz ama biz diyoruz ki gölgede kalmıyoruz. Biz şehrin kimliğiyle, şehrin vasfıyla, şehrin özellikleriyle ve dinamikleriyle beraber misafirlerimizi, yatırımcılarımızı Aksaray'ımıza bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, böylelikle bugünkü programımızı da noktaladık. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalınız.